Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında dikdörtgen konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani dikdörtgende alanı anlatacağız ve böyle işte dikdörtgen konusunu bitireceğiz. Evet dikdörtgende alan kitabımızda sayfa alaması 144, 145 ve 146 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikdörtgen paralel kenarın özel bir hali olduğu için paralel kenarın da taban çarpı tabana ait yükseklik olduğu için e, burada da taban B ise Burası da dik olduğundan dolayı yükseklikte bir kenar olacağından dolayı alan ne olmak zorunda? Taban çarpı tabana ait yükseklik yani A çarpı B'ye eşit olur. Peki köşegenler ve arasındaki açı belliyse yine dik çizerek ulaşabilirsiniz, ulaşabilirsiniz alan ama herhangi bir dörtgende köşegenler belli ise köşegenler çarpımı AC çarp, çarpı BD çarpı sinüs A bölü 2'den de yine alana ulaşabilirsiniz. Peki dikdörtgende Alanla ilgili ne yapabiliriz? Paraya kenardaki gibi alan dağıtma sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Tamam. O cepte hani kelebek benzerliğinden oranlamaları bul, oranlamaları bulduktan sonra alan dağıt gibi şeyleri e, yapabilirsiniz. Bir de ben sana ekstradan şunu söylemek istiyorum. Bir dikdörtgen olduğunda karşımızda şöyle ortak birer kenarı varsa iki dikdörtgende mesela bu dikdörtgen ve bu dikdörtgende. E hocam yükseklikleri aynı oluyor anlamına geliyor. Dolayısıyla şurası atıyorum 2 burası da 3 ise 2'deki alan 2A ise 3'deki alan 3A diye bu şekilde bir alan dağıtımı yapabiliriz. Çünkü birer kenarların ortak olması yükseklerin eşit olması anlamına geliyor. E dolayısıyla hani üçgenlerde de öyle değil mi? Yükseklere eşit olan üçgenlerde yani tepe noktaları aynı olan üçgenlerde tabanlar oranı alanlar oranı da eşit oluyor. bu şekilde de biz yine alan dağıtımı yapabiliriz. Aynı şeyi paralel kenarda da söyleyebiliriz tabii ki haberiniz olsun. Haydi bakalım gel şimdi sorulara başlayalım. Şimdi bu dikdörtgen direkt 30 60 90 üçgeni verilmiş burada. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 30'un karşısı 6 ise diğer dik kenarda 6 kök 3 yapar. E dikdörtgenin alanı isteniyor. Alan da dik kenarlar çarpımı yani 36 kök 3 yapacaktır. Evet örnek 20 36 kök 3 oldu. Geldik örnek 21'e. 10 var. 6 var. Ne üçgeni? 6 8 13 üçgeni. 8'e karşı kenarda 8. 8 17 8 15 17 üçgeni yukarısı 21 ise aşağısı da 21 yaptı. Alan ABC'de 21 ile 8'in çarpımı. Kaç yapar? 168 yapar. Evet geldik örnek 22'ye. Şimdi 4 kök yukarısı aşağısı da 4 kök E buradan 60'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı olmak zorunda? Kök 3 bölünmüş hali. Yani 4 yapar burası. Hocam bir kenar 4 kök 3 diğer kenar 6. O zaman alan neye eşit olacaktır? 4 kökü çarpı 6'ya eşit olacaktır. Yani 24 kökü yapar cevap. Sonraki soru. Bu sefer üçgenin alanı isteniyor bizden değil mi? E arkadaş şimdi dikkat et. Bir köşe gene karşı köşeden dik çizilmiş. Diğer karşı köşeden de bir dik çizersem bu çizilen dikmeler birbirine eşit değil miydi? Evet. 6 ise 6. Hatta ayırdıkları yerlerde şu 4 ise burası da 4 olmuyor muydu? Evet. Şimdi ne yapacağız burada? Şuraya A'yı bulmak zorundayız. Biz A'yı da nasıl bulabiliriz? E hocam burada bir dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var. 6'nın karesi 4 çarpı A artı 4 değil mi? Evet 6'nın karesi 4 çarpı A artı 4'ten. Şunlar sadeleşti 36 bölü 4'ten 9 yapar. A artı 4 9 A'yı 5 buluruz. A5 ise üçgenin tabanı kaç yaptı? 9. Yüksekliği kaç yaptı? 6. 9 çarpı 6 bölü 2 de neyi verir? 27'yi verir. Örnek 23 27 çıktı. Geldik örnek 24'e. ABC'de dikdörtgen AD 9 verilmiş B e, 3 verilmiş hemen alfabetaya betaya dalasımız geldi ama önce şurada bir, bir açı ortaylık var açı ortaylığı kullanayım istersen. Açı ortayda A kola çizilmiş burası da 90 kollara çizilen dikmeler de eşit değil mi? Evet bu arada 9 ise burası da 9 buraya ne kaldı 6 hocam burası da 6 alfa betaya dalmama gerek kalmadı. Çünkü niye çünkü 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı 3'tür. E o zaman burası 30. Burası 60. 30 90 sa burası da 60. Burası da 30 oldu mu? Oldu. 30'un karşısı 3 ise zaten benden ne alan Alan AF'de. Şu üçgenin alanı isteniyor. Hocam şu kenarlar lazım. Şuraya bakayım. 60'ın karşısı 9 30'u 30'un karşısı 9 bölü kök 3. E bu da kökü 3 çarparsam 9 kök bölü 3'ten 3 kök 3 yapar. Hocam 30'un karşısı 3 kök ise 90'ın karşısı da 2 katı 6 kökü 3 yapar. E alan basit dik kenarlar çarpımının yarısı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2 yapar. O zaman cevap kaç yaptı? 18 kök 3 yaptı. Örnek 24'ü 18 kök 3 bulduk. Geldik örnek 25'e. ÖSYM sever. Eş yapıları kullanmayı. Bak eş yapıların kısa kenarlarıyla uzun kenarı bulduk özellikle çok sever. Kısa kenara a a a dersen uzun kenar iki tanesi 3a yaptı. 3a bölü 2 3a bölü 2 olacak o zaman burası. Öyle diyeceğimize kısa kenara 2a diyelim. 2 4 6a. Tamamı 6A. Bunlar da birbirine eşitse burası 3A mı yaptı? Evet. Yani buradan ne çıktı arkadaşım? Dikdörtgenlerin kısa kenarı 2A. Uzun kenarı da 3A mı çıktı? Evet. Çevresinde vermiş. 6 burada. 5 burada. 11. 6'ya 5 11. Yani 22A eşittir. 44 verilmiş. A'yı buradan 2 olarak buluruz. Alan A, B, C, D nedir diye soruluyor bize. A'yı 2 bulduysam burası 6A. 6A 12 yapar. Burası 5A. 5A da 10 yapar. O zaman 12 ile 10'un çarpımı ne çıkar? 120 çıkar. Güzel bir soru. Dikkat edin bunlara. Böyle iş yapılır da ÖSYM seviyor. Evet. Kaçıncı soru? 25. soru. 120 çıktı. Geldik 26. soruya. ABCD ve EFGH eş olmayan benzer dikdörtgenlerdir. Arkadaş, benzer dikdörtgenlerde de kısa kenarlar oranı uzun kenarlar oranına eşittir. E burada şeklin tüm alanı 71 olarak verilmiş. Ben buraya x dersem kısanın uzuna oranı ya da kısa kenarlar oranı uzun kenarlar oranı diyebiliriz. Ya da dikdörtgenlerde kısanın uzuna oranı 6 bölü 9. Burada kısanın uzuna oranı x bölü 6 diyebiliriz. Ya hocam ya bu kız burası şeyse e, burası kısa burası uzunsa o zaman 6 bölü x deriz. x 9 çıkar ama x 9 çıkınca da eş olur. Eş olmayan diye demiş ya o yüzden kısa kenar burası. Yani kısanın uzun oranı bu şekilde. O zaman x buradan kaç geldi? 4 geldi. Evet. X'i 4 bulduk. Şimdi 6-6 şeyleri de kullandık. Birim şeklin. Evet. Şeklin tüm alanında 71 olarak verilmiş. Arkadaş burada kalana ben bir A dersem. 6 kere 9 54. Burası 54 yapacak. 54 eksi A olur burası. Hocam burası da 6 kere 4 24. 24 eksi A olmaz mı burası? Evet bunların hepsinin toplamı 71 denmiş. 54 eksi A artı A artı 24 eksi A eşittir 71 yapmak zorunda. Şuradaki a'lar ne oldu. Eksi a'yı buraya attım artı a yaptı. Şu ikisini topladım. 78 yaptı. 78'den de 71 çıkınca 7 yapar. a'yı 7 buluruz. Zaten benden de taralı alan isteniyor. Cevap 7. Evet 26 7 çıktı. Geldik 27'ye. Alan DEC ile bak şimdi. Alan DEC burası. Başka neresi eşitmiş? Alan EGBF. Şurası. Hmm. Bak sen şu işe. Arkadaş o zaman burası A alanı burası A alanı şuraya B dersem. Hocam A artı B hem burası yapıyor hem de burası yapıyor. A artı B alanları birbirine eşit o zaman. A artı B alanı nedir burada? 6 çarpı 8 bölü 2 değil midir? Evet 6 çarpı 8 bölü 2. Aynı zamanda A artı B alanı şurası değil mi? Evet burası da X artı 6 değil mi? Evet 3 çarpı X artı 6 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. Şunlar sadeleşti. 2 kaldı. 16 eşittir. X artı 6 yapar ve X'i de böylelikle 10 olarak buluruz. Güzel bir soruydu. Saçma sapan yerlerde kalanlar eşit. Beyaz alana Bir B dedik olay bitti gerçekten. Evet örnek 27. 10 geldik örnek 28'e. Kenar uzunlukları 8 ve 14 birim olan şekildeki dikdörtgen kenarları tam sayı olan 2 tane en büyük kare 2 tane en büyük kare olan 1 ve 2 numaralı bölgeler tanımlı. Evet. İki tane büyük kare olan 1 ve 2 numaralı bölgeler karalı. Evet bu bir kareymiş arkadaşım. 8, 8, 8, 8. A bunu tamam dikdörtgendi. 16, ol, e, 14 olacak. O zaman buraya 6 kaldı. O zaman hocam 6 ise bu da dikdörtgenden. Burası da 6. Sonra e bu da bir kare ya. 6, 6, 6. E buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Benden ne isteniyor? Boyanmayan bölgenin alanı. Dikdörtgen 6 çarpı 2, 12. Cevap 12. Ha hocam bu kadar kolay sorular mı? <laughs> ÖSYM'e sordu kardeşim ne yapayım? ÖSYM'e benzerini sordu işte. Düşün yani. Örnek 28, 12. Geldik örnek 29'a. Bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Hop eski haline geri açtık şeklin. Sonra hocam üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Yani şu açılar birbirine eşitse o zaman burası 45. Burası da 45 yapar. E burası 90 ya. Şuradaki 90'dan dolayı. E bu da ne yaptı? 45 90 sağ. Burası da 45 yapar. Burası da 45 yapar. Şimdi kenar uzunlukları 8 ve 15 olan diyor. Burası 8 ve şurası da 15 diye vermiş. Hocam 8 ken katlamadan dolayı burası da 8 yapar. Hatta burada bir dikdörtgen hatta bir kare çıktı. Burası da 8. Burası da 8 mi oldu? Evet. Burası 6. Ya 90 ya burası. Tamamı 15 olduğundan buraya kaç kaldı? 7 kaldı. 7 kaldığından burası 7. Burası da 15 olduğundan burası da 8 diyebilirdik. Mavi alan ile sarı alan arasındaki fark isteniyor bizden. Ee, sarı alan ne? 7 çarpı 8 eksi mavi alan 8 çarpı 8 bölü 2. 56 eksi 32 isteniyor bizden. O da kaç çıkar? 24 çıkar. Örnek 29. 24 çıktı. Geldik örnek 30'a. Ahmet ve arkadaşlar ABC dedik. Dört gerçeklik kartonu 5 bölgeye ayırıp oklarla kartonu doğru atış yap. Oklarla kartona, kartona doğru atış yapmaktadırlar. Okların isabet ettiği bölgenin alanı kaç birim kare ise oku atan kişi o kadar puan alıyor. Evet o zaman alanlara bakacağız. Tamam. A, B üçgensel bölgeye okunu atan 24 puan. Evet buraya. D, A üçgensel bölgeye okunu atan 18 puan almıştır. Süper. Ne isteniyor benden? Alan ABC'de nedir diye soruluyor. Arkadaş. Paraya kenardaki özellikler burada da geçiyor diye söylemedik mi? Söyledik. E biz paraya kenarda. Alan dağıtamıyoruz böyle. Taban çarp yükseklikten bulamıyoruz. O zaman bizim 5 yıldızlı 3 yıldızlı özellikler var mı diye bakacağız değil mi? Bak şuraya A dersek hocam şu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Süper. Dikdörtgen alanının yarısı eşittir A artı 24. E hocam şu da yarısı yapıyor. Dikdörtgenin o da A artı 24 olur. Ya da hocam zaten bu yamuk yanaklar birbirine eşit olmuyor muydu şuradaki yanaklar? Evet burası da A diyebiliriz böyle. E burası A artı 24 ise burası da A artı 24 olacak. Ya da bu da yarısı. O zaman buraya ne kaldı? A artı 18'i buradaysa buraya da e, 24 yapması için ne kaldı buraya? 6 kaldı. Tamam. 6'yı bulduk. Geri kalan A hocam yamuk ama herhangi bir dörtgende karşılıklı alanlar çarptılar birbirine eşit değil miydi? A çarpı A eşittir 6 çarpı 24'ten A kare eşittir 144'ten A'yı buradan 12 buluruz. A buradan 12 ise 12, 24 daha burası 36 yaptı. Tüm alan neye eşit olacak? 2 çarpı 36'ya eşit olacak 72 olur. Ya da ayın 12'yi 12, 24, 6, 12, 18 toplamı eşittir 72 dersin. Oradan da sonuca ulaşırsın. A 12 bulduk ya ben bu alan tüm alanın yarısı dedim. Yarısı demedim. Yarısı olduğundan dolayı zaten. E, burası 36 yaptıysa tüm alanda 72 yapar deriz. Evet örnek 30. Paraya aykalar sorusuydu aslında. Geldik örnek 31'e. Şimdi dikdörtgen şeklindeki bir kağıt önce uzun kenarlarına paralel olan kaleye doğrusu boyunca şöyle katlanmış sonra da bu şekilde katlanmış. Son şekilde oluşan dikdörtgende dört katlı bölgenin alanı A. Arkadaş bunu böyle katlayınca iki katlı bölge burası. Ee, bunu da böyle katlayınca şurası iki katlı burası hala iki katlı. Burası da 4 katlı olacak. Evet. Şurası A. İki katlı bölgenin alanı B. bölgelerin alanı B. İki katlı bölgelerin alanı B. O zaman hocam burası iki katlı bölge. Burası da iki katlı bölge. Bunlar da B. B. Tek katlı bölgenin alanı da C. E. O zaman ne diyor bize? Şekil 1'deki kağıdın alanı nedir diye soruyor. Aç geriye doğru. Hocam bunu böyle açarsam böyle. Hocam burası A yapar. Burası B yapar. E bir de yukarı doğru açalım şunu. Şunu yukarı doğru açınca da şöyle. Hocam şurası A, burası A, burası B yapar. Dikkat et 4A var, 4B var, bir de C var? Evet. Yani cevabımız 4A artı 4B artı C yapar. Örnek 31 bu şekilde oldu. Geldik örnek 32'ye. Hmm. Dikdörtgen biçimindeki bir çarşafın bir yüzü turuncu diğer yüzü gri'dir. Bu şekilde. Bu çarşaf yıkandıktan sonra iki direk arasına bağlanmış ve şu şekilde... Bir ipe kısa kenarlı ipe paralel olacak şekilde asılıyor. Evet kısa kenarlı ipe paralel olacak şekilde üst üste katlanmış gibi düşünebilirsin bu arada. Çarşafın yüzlerinin üst üste gelmeyen kısmının uzunluğu şekil 1'de 24, şekil 2'de 48'dir. Çarşafın turuncu yüzünün şekil 1'de görünen kısmının alanının şekil 2'deki görünen kısmının alanına evet turuncu yüzeyi. Yani şurası 4A iken burası neymiş arkadaşım? 3A'ymış. Çarşafın turuncu yüzünün şekil 1'de görünen kısmının alanını çekil de görünen kısmının alanına oranı bu şekilde verilmiş. Peki ya o zaman hocam e aslında burada kenarlara ben şöyle bir y y diyecek olursam şunlar birbirine eşit. E burası y. E ben buraya bir x diyecek olursam yo x demeyeyim. Şimdi burada birer kenarları ortak değil mi? İki tane şeyde. Evet. O zaman şu yüksekleri çarpımıyla orantılı mıdır alanlar? Aynen öyle. Yani burası ne olacak? İşte 4A'daki 4X'e 3A'daki de 3X diyebiliriz. Yani burası 3X'ye bak burası 4X'ye yaptı. Hiç Y'yi de yazmamıza da gerek yoktu. Şunlar zaten şey. E alanlar oranı buradaki kenarlar oranına eşittir. Yani 4A'daki 4X'e 3A'daki 3X'dir. E şimdi bu böyle katlanmış hali ya. Katlanmış açtığın zaman bu böyle olacak arkadaşım. Burası 4X olacak. Buradaki katlanmış açtığın zaman burası da 3X olacak. E sonuçta şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit değil mi? Aynı çarşaftan bahsediyoruz. Evet. E o zaman 4 8 8 x artı 24 eşittir 6 x artı 48 olmalı. Buradan 2 x eşittir 24 çıkar. X ile böylelikle kaç çıkar? 12 çıkar. Çarşafın uzun kenarı kaçtır diye soruluyor. Uzun kenarı şurası. Yani 8 x artı 24 mi isteniyor bizden? 8 x artı 24 isteniyor. X yerine ben 12 yazarsam 96 yapar. 96 ile 24 toplarsam da 120 yapar. Güzel bir soru. Benzeri de ÖSYM tarafından soruldu. Dikkat et buna. Evet örnek 32 120 bulduk. Geldik örnek 33'e. Bir katlama var. Evet. Ön yüzü mavi arka yüz sarı olan dikdörtgen biçimde kartonun kenar uzunlukları 5 ile 13 ile orantılıdır. Evet. 5 13 ile orantılı. Yani 5K 13K yazacağız değil mi buraya? Evet. E şimdi hocam burası 5K burası 13K. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit olduğundan burası da 13K olacak. Vay 5 13 ne üçgeni 5 12 13 üçgeninden burası 12 k oldu. E tamamı 13 k o zaman buraya da k mı kaldı? Evet. Şimdi ne diyor bize? Şekil 2'deki sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor. Bu arada sarı bölgenin alanı aslında burası değil mi? Şurayı 13 k olarak bulduk ama uzunluk burası dikkat et. E, burada kalan da, burada kalan da birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet o zaman ben burada oranları bulacağım arkadaşlar. Şuradaki oranları bulacağım. Başka türlü bir şey yapılabilir mi? Bakacağız. Ee, çünkü burada 5, 12, 13 geldi ya. E şimdi hocam burası alfa betaya dalabiliriz. Da çünkü burası 90 ise burası da 90 ya. Alfa 90 burası beta. E sonra burası da alfa burası da beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Benzerlikten bir şeyler yapabiliriz. Ama ama ve lakin şöyle bir sıkıntı oluyor. Hocam burada ya olsun sıkıntı olsun fark etmez ya. Şimdi burada beta'nın karşısı k iken beta'nın karşısı 5k olmuş. 1'e 5 oran var. O zaman burada 1'e 5 orandan dolayı alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 12 bölü 5 yapar. K yapar. E, bu tamam 5k ya. 5k'dan 12 bölü 5 çıkartırsam 25 eksi 12 kaç yapıyor? 13k bölü 2 değil 5 yapıyor burası da. E sonra başka ne yapacağız burada arkadaşlar? Sarı bölgenin alanı. Aslında burası da üst üste binen kenarlar birbirine eşit ya. 13K bölü 5. Sarı bölgenin alanını. E, sarı bölgenin alanını yazabiliriz biz. Daha kolay bir yerden çıkacak mı diye bakıyorum da. Yok ya. Sarı bölgenin alanı. 13K çarpı 13K bölü 5 bölü 2 bölü mavi bölgenin alanına Ne oranı? 5K çarpı 12K bölü 2 artı K çarpı 12K bölü 5 bölü 2 eşit olacak. Arkadaşlar k parantezini aldığımız zaman k'lar gidiyor bölü 2'ler gidiyor. Yani k kare bölü 2 parantezini aldığımız zaman böyle bir şey oldu. Yukarısı ne yaptı? 169 bölü 5 yaptı. Aşağısı da hocam burası 5 kere 12 60. 60 artı 12 bölü 5 yaptı. Değil mi? Evet 60 artı 12 bölü 5. 60 artı 12 bölü 5 de kaç yapıyor? 312 bölü 5 yapıyor değil mi? 312 bölü 5 yapar burası. E o zaman burada gerekli sadeleştirmeyi yapacak olursak bölü 5'ler de gider. 169 bölü 312 gelir burası. Şimdi 169 13'e bölünüyor. 13 kalıyor. Bu da 13'e bölündüğünde sanırım 24 yapıyor. 2 26 yapıyor çünkü burası 52. Evet 4 kere 3 12 24 yapıyor. O zaman cevabımız ne olacak? 13 bölü 24 olacaktır. Peki hocam daha kolay var mıdır? Aslında vardır da yani şuradaki e, hocam Direkt K, 12K falan filan yazdık ya. Hani burada ben olsam şey yapardım. Hocam burası işte bak buradan 5 diye başlardım. 5, 12. Hocam burası 13. Ondan sonra burası e, kaça kaç oran vardı? Buraya K'ya 5 dedik. K yerine 5 yazdığımızda burası 25 çıkar. Burası da 60 çıkar. Bu şekilde yazdığın zaman da hiç K'lılarla da uğraşmazdın. Hani en küçük üçgenle 5, 12, 13 katı ya. E, 5, 12, 13. Ama burada bölülü geldi. Buraya 5, 12, 13 deyip Oranda isteniliyor. O yüzden 5, 12, 13 yazdım burada. K'lı yazmadım. Sonra burası da 25, 60 olurdu. Sonra her şey çıkıyor zaten. Bak burası da K yerine 5 yazdığımızda 65 çıkar. 13 çarpı 65 bölü 2. Ondan sonra öbürü de dik üçgenlerin alanını toplayıp sonra da oranlayabilirdik. Kısası da bu olurdu. Evet örnek 33. 13 bölü 24 geldi ve geldik örnek 34'e. Kenarları en az 6 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki. Evet kenarları en az 6 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki. Şu. En az 6 diyor. Çünkü 3 birim burada, 3 birim burada. 3'ten büyük bak burası. Şurası da 3 birim, burası da 3 birim ya. Burası da 3'ten büyük demek istiyor. Onu diyor. Onu diyor. 6 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki çerçevenin her bir kenarından aşağıdaki gösterildiği gibi 3'er santimetre boşluk bırakılarak ortadaki renkli kısma fotoğraf bırakılacaktır. Çerçevenin çevresi 46 santimetre ve resim konulacak alan 20. Evet arkadaş. Şuraya A, buraya B dersem. Arkadaş burası 3, burası 3 olduğundan burası A artı 6 yapar. Burası 3, burası 3 olduğundan burası da B artı 6 yapar. Şimdi dikkat et. ÖSYM böyle soruları sever. Çarpanlar ayırma sorusu gibi aslında. A artı 6, B artı 6'dan iki tane var. İki tane A artı 6, B artı 6. Çevreyi verir bana. Çevresi de 46'ymış. 23 yapar. O zaman A artı b buradan ne geliyor? A artı b. E, 23'ten 12 çıkınca 11 mi geliyor? Evet. Değil mi? A artı B yerine 11 yazarsam 11, 12 daha 23, 46 yapıyor. Doğru bir sıkıntı yok. Ve A çarpı B'yi de vermiş bana. A çarpı B'yi de ne vermiş? Alan 20 verilmiş. Arkadaş A artı B var. A çarpı B var elimde. Bizden resim bırakılacak yerin köşegen uzunluğu isteniyor. Evet. A çarpı B'yi de 20 olarak biliyoruz. Bizden şu köşegen şu köşegen uzunluğu isteniyor. Kare küçüğünde a kare artı b kare isteniyor. E kare küçüğünde a kare artı b kare isteniyor. Arkadaş burada her iki tanemin karesini alsam. Yani a artı b'nin parantez karesi eşittir. 11'in karesi mi yapacaktır? Evet. E buradan a kare artı 2ab artı b kare eşittir. 121 yapar. E buradan zaten e, a artı b a kare artı b kare isteniyor bizden. A çarpı b belliydi zaten. A çarpı b'ye 20 vermişlerdi. 20 yazdık. O zaman burası 40 yaptı. E buradan da a kare artı b kare ne geliyor? A kare artı b kare eşittir. 121 eksi 40 yapıyor. 2 ile 20'nin çarpımı 40 yapıyor. O da 81 yapar. Evet. Benden de ne isteniyordu? Kare kök için daha kare artı b kare isteniyor. O da kare kök için 81. Yani 9 yapar. Evet. Güzel bir soru. ÖSYM böyle çarpanlar ayırma sorularını da sorar. Dikkat et. Ya çarpanlar ayırma var sonuçta. E kare kök için daha artı b kare isteniyor. E, a artı b belli. A çarpı b belli. A artı B'nin parantez karesini alıyoruz. Gerçekten seviyor. Yani 2 yılda bir karşımıza geliyor böyle çarpanları ayırmayla alakalı dikdörtgen ve kare soruların içerisinde. Tamam. Bazen de dik yamuk içerisinde geliyor tabii ki. Bazen de katı cisim içerisinde geliyor tabii ki. Dikkat et. Evet örnek 34'de böylelikle 9 bulduk. Ve böylelikle dikdörtgeni bitirmiş bulunuyoruz. E o zaman sırada ne var? Sırada kare var o zaman. Bir sonraki dersimizde kare konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.